Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere pamucuk, rulo poğaça tarifimle geldim arkadaşlar. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Evet, pamucuk, rulo poğaçam için gerekli olan malzemelerimiz. Bir tane yaş maya. Yaklaşık 1,5-2 bardak ılık süt. Yarım su bardağı tereyağı, eritilmiş tereyağı ve zeytinyağı karışımı. 1,5 yemek kaşık şeker. 1 yemek kaşık tuz. 1 kilo un. Hamurumuzun yapılışı. Mayayı ılık süt ve şeker ile birlikte eritelim. Erittikten sonra tuzumuzu ilave edelim. Geri kalan sütü, tereyağı ve zeytinyağı karışımı ve 1 kilo un. Ben bu şekilde robotumda hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Sizler mutfak şefiniz varsa mutfak şefinizle yoğurabilirsiniz ya da elinizle hamuru yoğurabilirsiniz. 5,5 dakikaya ayarladım ve 5,5 dakikada hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi yoğurmuş olduğum hamuru kabıma alacağım. Kapağını kapatacağım ve oda sıcaklığında 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur. Evet, 1 saat hamurumuz mayalandı. Harika oldu. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Tezgaha biraz un serpelim ve hamurumuzu tezgaha alalım. Hamurumuzu tezgaha aldıktan sonra ortadan ikiye keselim arkadaşlar. Kesmiş olduğumuz her bir parçayı 10 eşit parçaya bölelim. Bir tepsi için 10 tane beze yapacağız. Bu şekilde bezeleri eşitleyin arkadaşlar. Ben tartmıyorum, göz kararı yapıyorum. Bazen arada bir dengesizlikler olsa da onları ayarlıyorum, gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi elde etmiş olduğum bezelerimi açacağım ve rulo şekli vereceğim. Bu şekilde ince uzun açıyoruz arkadaşlar. Merdane ile birazcık tezgahda un serpelim yapışmaması için. Beyaz peynir de kullandım. Ortasına bu şekilde beyaz peynir koyalım ve kenarlarını gördüğünüz gibi arkadaşlar zarf kapatır gibi bu şekilde kapatıp rulo saralım. Ve poğaçamız hazır. Diğer bezelerimize de aynı işlemi uygulayacağız. Bezemizi açacağız. İnce uzun. Orta kısmına peynir harcımızı koyacağız ve zarf kapatır gibi kapatacağız. Rulo saracağız. Daha sonra tepsimize dizeceğiz. Boşluk bırakarak. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde rulo poğaçalarımı tamamladım. Tepsiyi boşluk bırakarak dizdikten sonra poğaçalarımı tepsi mayası yapıyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir yarım saat tepsi mayası yapıyorum. Bu şekilde üzerine temiz bir mutfak havlu ya da peçetesi kapatıyorum. Tepsi mayası yapıyorum. Fırını önceden 190 derece açıp ısıtıyorum bu esnada. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Üzerine isterseniz susam, isterseniz çörek otu, isterseniz haşhaş veya benim gibi chia tohumu atabilirsiniz. Evet.
İki tepsi birden pişirmeyeceğim. Diğer tepsiyi mayalanmaya bırakıyorum. Bir tepsi pişerken ikinci tepsi de mayalanmış olacak. Evet, üstüne de chia tohumları serpiştirdim. Fırınımı önceden 190 dereceye açıp ısıttım. 190 derece ısınmış fırında yaklaşık poğaçaların bir 30 dakika arası alt üst güzelce renk alıp kızarana kadar pişireceğim. Bu esnada fırınımın kapağını hiç açmayacağım arkadaşlar. Evet, güzelce kabarmaya başladılar. Gördüğünüz gibi renk almaya başladılar. Yaklaşık bir 25 dakikada poğaçalarım çok güzel piştiler. Gördüğünüz gibi renk aldılar, harika kabardılar. Fırından çıkan poğaçalarımızın üzerine temiz bir mutfak bezi örtelim. Bu şekilde bir 10 dakika kadar dinlendirelim. Ve şimdi pamuk testine geçeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık, pamucuk, puf puf, çok lezzetli bir poğaça oldu. Kapış kapış bitti diyebilirim. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Şimdi içini keseceğim, sizlere göstereceğim. Çok sıcak olduğu için parçalamakta bayağı bir zorlandım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi içi de harika pişti, yumuşacık. Evet, rulo poğaçamız bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer videomda da süt ekmeği tarifini paylaşacağım. Bu tarifi de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi pamucuk, süt ekmeği puf puf kabardı. Bunu tatlı olarak tüketebilirsiniz. İçerisine marmelade, reçel, çikolata sürebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı, yorum bırakmayı unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.